Bana pis boğaz diyene bak. Utanmasan tek seferde yutacaksın hepsini. Vallahi bence çok güzel program yapmışım. Dondurma çok güzel fikirmiş. Evet, teşekkür ederim. Güzel bir geceydi. Hem dondurma için hem de köfte ekmekler için. Mahmutları unutma. Ah, bir de onlar var değil mi? Evet, Mahmut için de. Teşekkür ederim. Uyuz Ayaz. İyi geceler, Nazlı Şeytan. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Sana da. Sen sormadan ben söyleyeyim. Mete'yle konuştum. Her şeyi biliyor artık. Kötü haber de şu, hiç problem etmedi. Yani bizi ayıramadın, geçmiş olsun. Amacım sizi ayırmak değildi Şeyma. Sadece Mete'nin salak yerine konmasına dayanamıyordum. Ama madem konuştun, o da problem etmedi. O halde benim için de sorun değil. Aynen öyle. Hiçbir zaman da problem falan olmayacak. Artık kendi hayatına dönebilirsin. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Kahraman mı oluyor, beni kurtar lütfen. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel, bin engel yüreğinden. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. Ama özlemişim seninle dertleşmeye, iyi geldi. Vallahi. Daha sık yapalım bence de. Aynen. İyi, ben duştayım. Efendim Öykü. Ayaz var ya, neler oldu anlatsam hayatta inanmazsın. Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Neyin var senin? Canım sıkın da boş ver beni yani. Ne anlatıyordun? Ya sen böyleyken ben nasıl anlatayım şimdi? Neredesin sen? Eve gideceğim şimdi. Tamam, ben de geliyorum. Ya Öykücüğüm. Yanlış anlama da gelmesen olur mu? Yani dinlenmek istiyorum da bugün. Ya bana ne, dün pazardı, benimle didişeceğe ne dinlenseydin. Bugün dinlenmek yok. Ya Öykü, gerçekten yorgunum ya. Biraz yalnız kalmak istiyorum, anla beni. Tamam Ayaz, peki. Görüşürüz. Ne yapıyorsun be deli? Nasıl girdin buraya? Ya Ayaz Efendi, nasıl oluyormuş? Haklıymışsın, kötü oluyormuş. Gelme demiştim. Evet, demiştin ama geldim. Peki şimdi gitsen? Hayır, gidemem. Öykü lütfen. Hadi bakalım, şimdi de ben gitmiyorum. Burada böyle oturacak mısın? Hayır, gideceğim. Ama yanımda sen de olacaksın. Hadi hazırlan. Bugün programımız çok yoğun.
bekle, geliyorum. Nereye gidiyoruz? Az daha çok iş. Bugün keyfini yerine getirme sırası bende. Ya az önce telefonda bir şey diyordun. Ne diyordun? O zaman sıkıdır. Durdum. Yürürken de sıkı durabilirsin. Ya bak, mutsuzken bile kötü şakalar yapabiliyorsun. Dinliyorum seni. Senin annen var ya. Hop, yavaş yavaş. Yuh Ayaz, yuh. Ya tamam, pardon, devam et hadi. Annene? Ya şöyle başlamasak diyorum cümleye. Ayaz, şimdi delireceğim. Yolun ortasında bağıracağım avazım çıktığı kadar ya. Bence sen kesin böyle çocukken de çok mızmız bir şeydin. Dinleyecek misin beni? Biraz dinliyorum, hadi söyle. Önüm Hanım'ın yeni asistanı kim bilir bakalım. Olcay. Olcay zaten şimdiki asistanı. Yenisi diyorum. Kimmiş yeni asistan? Tahmin et. Söylemeyeceğim adını. Ya söyle. Öykü mü? Ta kendisi. Tebrik ederim. Ya sonuna kadar hak ettin gerçekten. Aslında hiç şaşırmadım. Yani tabii biraz şaşırsan iyiydi ama neyse. Tamam, nereye geldik? Neresi burası? Başladı yine sorular. Bak, bugünün şerefine seni çok özel bir yere getirdim. Gel benimle. İşte burası. Kiraz mevsiminin doğduğu yer. Projeyi hazırlarken buradan ilham aldım. Bu özel gün için de gelmek istedim. Hem sen de görmüş oldun. Aslında şanslıyız, biliyor musun? Normalde bu mevsimde olmazlar. Şu an yasa dışı bir şey yapıyoruz galiba. Saçmalama. Hem ne oldu maceracı Ayaz'a? Hasta oldu o, evde yatıyor, dinleniyor. Hadi anlat. Sıkıntın neymiş öğrenelim. Çözülür, boş ver. Tamam işte, birlikte çözelim. Ya birlikte olmaz, ben hallederim tek başıma, boş versen. Gel hadi. Gözlerini kapat. Ne? Kapat hadi. Ya of, saçmalama. Ya bir kere de tamam de, ne olacak? Kapat. Ya bunlar benim taktiğim ya. Gözlerini kapatıyorsun ve her şey çok güzel olacak diyorsun. Ya yapsana. Of, bu ses. Tamam. Tamam. Her şey çok güzel olacak. 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 Ye, iyi gelir. Bunlar pistir be. Sensin pis, yiyeceksin. Ne
yaşarsam yaşayayım, seni görünce unutuyorum. Nasıl bir büyü yapıyorsun bilmiyorum ama kopuyorum hayattan. Kayboluyorum senden. Beni başka biri yapıyorsun. Daha mutlu biri. İyi ki buradasın. İyi ki buradayım. Arkadaşlar bugünler içindir. Ne zaman istersen. Kalkalım mı? Kalkalım. Güzel bir gündü. Kafam dağıldı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Biliyorum. Teşekkür ederim. Her şey yoluna girecek. Sanmıyorum. Bana bak. Lütfen. Ben sana yardımcı olmak istiyorum. Olamazsın. Uğraşma. Ama ben senin... Arkadaşımsın. Biliyorum. Belki de daha fazlasıyım. Nasılsın? Ya ben dün gece uyuyakalmışım da o yüzden görmedim aradığını. Mete'yi arıyorsan yok. Gelmedi bugün. Hayır, ben seni merak ettim. Yani Mete'yi de merak ettim. Tabii de siz kavga etmişsiniz. Öykücüğüm, ben pek konuşmak istemiyorum bu konuyu. Nasıl yani? Paylaşmayacak mısın benimle? Ya biraz tartıştık işte. Demek ki her şeyi biliyorsun. Yok, her şeyi bilmiyorum. Yani Rıza meselesinin konuşulduğunu biliyorum. Mete Şeyma'ya kızmamış. Ama siz tartışmışsınız. E tamam, bu kadar. Başka bir şey olmadı zaten. Lütfen Ayaz ya. Ben buraya senin keyfini yerine getirmeye geldim. Hem biz arkadaş değil miyiz? Arkadaş ne kelime? Kankayız biz, değil mi? Kankayız tabii. O zaman kankalar gibi takılalım bugün biraz. Ne dersin?
İşim de bitti zaten. Sen de tam zamanında geldin kanka. Beraber güzel bir gün geçirelim seninle. Aslında benim işe gitmem. Bir şey olmaz. Ben konuşurum annemle. İyi de nereye gideceğiz? İki kanka ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Ben bir üstümü değiştiriyorum. Sen bekle burada, geliyorum hemen. Yani uzun lafın kısası, bu Rıza denen adamın otel kayıtlarına ihtiyacım var Yusuf. Önce giriş çıkışlarına bakarız. O tarihe göre kamera kayıtlarını açarız. Kimle girmiş, ne yapmış öğreniriz değil mi? Pek yasal bir şey değil mi Mete? Biliyorum Yusuf. Ben de biliyorum ama inan bana çok önemli. Yardımına ihtiyacım var. Lütfen. Ne yani, maniküre mi gidecektik? Tabii ki buraya geleceğiz. Hem sen ne biçim kankasın ya? Ayıptır vallahi ya. Tamam, ben bayılırım zaten kahveye. Tamam, geçelim o zaman. Ustam bize iki çay. Şişt. Atalım mı şunlarla bir eşli pişti? Atalım tabii ya, ben bayılırım piştiye. Sekiz atılır mı? Sekiz çıktı mı? Çıkmadı. Niye takip etmiyorsun öyle kardeşim? Olmaz böyle. Ama beyefendi ya, niye bağırıyorsunuz? Oyunlar, oyunlar. Ya lütfen ama. Allah ya. Hoppa, pişti. Yuh. Pes. Bu kahve bu tarihinde böyle kötü bir eş görmedim. Bu kahveye gelen ne olsun? Rezil olun. Adamın karısı sana duacı olacak. İnsanları kahveden soğutuyorsun ya. Sonra çıkıyorlar. Müşterileri için de kendi adına rezervasyon yapıyordu. Bu da onlardan biri herhalde. İş görüşmesi. Bir de 11 Temmuz varmış. Ona bakabilir miyiz? 11 Temmuz aç oğlum. Ne oldu kanki? Çabuk pes ettin. Yok ya. Pes etmek değil de ne bileyim. Biz niye normal insanlar gibi böyle gidip bir yerlere çay kahve falan içmiyoruz? Böyle sakin sakin. Öyle de kanka olabiliriz bence değil mi? Olmaz. Sıradaki durağa geçiyoruz. Ya gel. Nereye gidiyoruz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.